Geziniyor Bisiklet kanalından 4. sezonda hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu serüvene başlayalı tam 4 yıl oldu. Bu sene 4. yılım. Muhtemelen bu gidişle de YouTube'dan emekli olacağım gibi görünüyor. Bu sezonda size yeni bir atölyeden sesleneceğim. Hadi buyurun hep birlikte gelin şu atölyeyi hep beraber bir tanıyalım. Şimdi yeni sezonda neler yapacağız? Biliyorsunuz Geziniyor Bisiklet kanalını diğer kanallardan ayıran en önemli özellik teknik videolarım arkadaşlar. Teknik ve tamir videolarıma aynı şekilde devam ediyorum. Özellikle akort videosu konusuna değineceğiz. Ürün incelemeleri de yine devam edecek. Elimde olan gelen ürünler var. Bunları inceleyememiştim, video çekememiştim. Bunların inceleme videolarını beraber çekeceğiz. Ama fiyatlarından bu döviz fiyatlarında benden bahsetmemi beklemeyin. Sadece açıklamalar kısmına eklerim. Oradan dileyen arkadaşlar bakabilir. Yorumlar kısmına geçelim. YouTube kanalımda her videonun altında bir sürü yorum, bir sürü soru. Birçoğuna yetişip de bunu cevaplayamıyorum, vakit bulamıyorum. Halbuki görüyorum ama bu da sizde şöyle bir izlenim bırakıyor. Zannediliyor ki işte sallamıyor. Yorumlarımızı ciddiye, hayır yorumlarınızı çok ciddiye alıyorum. Sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum ama maalesef yetişemiyorum. Bu yüzden ayda bir canlı yayınlarımız devam edecek. Bana sormak istediğiniz soruları canlı yayınlarda sorabileceksiniz. Ha, bir yenilik daha var. Altyapısını hazırlamaya çalışıyorum. Bir arkadaşımdan destek alacağım bu konuda. Restorasyon konusu. Bisiklet, eski bir bisiklet alacağız. Aynı depo savaşlarında olduğu gibi bölüm bölüm birlikte restore edeceğiz. Bunun tabi kumlama boya sökme kısmı profesyonel destek istiyor. Bu benim tek başıma evde yapabileceğim bir şey olmadığı için de bu konuda dışarıdan bir arkadaşımdan destek alacağım. Eğer bu işi başarırsak harika videolar karşınızda olacak bu konuda arkadaşlar. Şimdi bu konuları bitirdiğimize göre gelin atölyede neler varmış. Eski atölyemde hatırlarsanız arkada tezgahın ufak bir panosu vardı. Bunda kocaman bir pano yaptım. Arka planı değiştirdim. Kutularda birçok alet vardı, onları çıkartıp panoya astım. Şimdi gelin bir bakalım hangi aletler varmış. Şu raftan bir bahsedelim. Böyle bir raf astım buraya. Bu rafta burada benim ıvır zıvırlarım var. Burada kamp bıçaklarım, eski bir fotoğraf makinem var arkadaşlar. Hemen altına indiğimizde bunları daha önceden de hatırlayacaksanız bisikletle ilgili yağlar, işte antisizler, ıvır zıvırlarımı koydum. En alta ufak bir raf daha yaptım. Burada da ufak bisiklet maketleri, bisiklet modellerini ekledim. Hatırlayacaksınız eski atölyemde ufak bir pano vardı. Dolayısıyla aletlerimin çoğu tezgahın altında duruyordu. Yeni atölyede işi büyüttük. Arkaya büyük bir pano yaptım. Bütün aletleri de görün. Videolarda kulağınızda gözünüzde yer etsin diye buraya astım. Şimdi hızlıca ne olduklarını aşağı yukarı size şöyle bir anlatayım. Siz de kulak aşinalığına sahip olun. Eski tip göbekleri sökmeye yarayan göbek sökme aleti. Kadro kulağı yamulması olayında kadro kulağını bu aletle düzelteceğiz. Bunun videosu da gelecek. Devam ediyorum. Şunlar spanner denilen eski vidalı rublelerin içini açmaya yarayan aletler. Bunlar hep videoyla sırayla gelecek. Fırç çakma, anahtarlar. Şurada gördüğünüz 1 inçlik, burada da 1.8 inçlik fırç sökme. Bunu neden aldım derseniz 1 inçlik eski tip bisikletlerde var. Restorasyon işine yavaş yavaş bulaşırsak orada işime yarayacak. Devam ediyorum. Boru anahtarı sıkışan serilere birebir çözümdür. Yanında ilginç bir alet var. Tel tansiyometresi. Yani jant telinin üzerindeki gerginliği ölçmeye yarayan bir alet. Bunu da akort videosunda hep birlikte devam edeceğiz. Boy boy iSools'un anahtarları, ince anahtarlar. Bunlar özellikle göbeklerde, ön arka teker göbeklerinde çok işe yarıyor. Bunu daha önceden hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu Park Tool'un çok özellikle işte şey ölçmeye yarayan, üzerinde rulmanların içindeki bilyalardan tutun da jant teli uzunluklarını ölçmeye yarayan bir özel cetvel. Bu normal cetvelim. Su terazisi. İşte görüyorsunuz başka ne varmış burada. Kumpasım var. Kumpas kullanıyorum sürekli. Birçok yerde işime yarıyor. İşte missing link açma. Ondan sonra şu da ilginç bir alet. Bu da vites fren teli bağlarken gerdirmeye yarayan bir alet. Bunu ben Kurt'tan gönderdiler. Bunu da bir videonun arasında tam olarak ne olduğunu size göstereceğim. Burada tork anahtarı var. Şu tork anahtarını şöyle göstereyim.
Tavsiye ederim. 100 lira gibi bir fiyata almıştım. Her yerde bulabilirsiniz bundan. Özellikle tork anahtarı çok önemli bir şey. Bunu da altını çizeyim. Eğer bisikletinizi dışarıda bir bisiklet servisine veriyorsanız mutlaka ve mutlaka tork anahtarı olup olmadığını sorun. Şayet kullanmıyorsa bir daha o bisikletçiye uğramayın. Onun dışında bildiğiniz gibi işte kablo kesme, ondan sonra zincir sökme gibi aletler, bisikletle ilgili aletlerimin hepsi burada mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni sezon yeniliklerle, yeni videolarla dolu olacak. Bu sene de her sene olduğu gibi devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir bisiklet konusunda beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.